karşı tanımıyor olsanız bile bir sempati duymaya başlıyorsunuz açıkçası. Hatta kendisi şöyle söylüyor: İknanın özü duyguları harekete geçirmektir. Yani duruşuyla birlikte bunu başarabiliyor mu? Bunun bir püf noktası var mıdır? Gelsin, anlatsın. Açıp kapatsak düzelir mi diyecek. Davranış bilimleri araştırmacısı, senarist, oyuncu, yazar, alkışlarınızla Mehmet Auf. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya gerçekten muhteşem. Öğlenden beri olabildiğince fazla burada içeride vakit geçirmeye gayret ettim. İyi ki de geçirmişim. Mesela az önce gördüğümüz manzara efsaneydi. Dışarı çıkarken alkışlanan ilk katılımcıydı. Yani bunu kaçırmamak lazım. Tuba Hanım nerede, onu çok merak ettim. Ya bir insan sandalyeye bu kadar mı yapışır? İtici güç geliyor. Oturacağım, bırak. Yani çok güzel. Şaka bir yana çok mutluyum, merak etmeyin. Olabildiğince hoş bir konudan bahsedeceğim. Herkes başarı konuşuyor. Ben tam tersi başarısızlığı konuşacağım. Ve bu da çok eğlenceli bir şey. Hata yapmayı konuşacağım. Ya bu hataları niye yapıyoruz'u belki konuşacağım ama en güzeli de iyi ki yapıyoruz. Yani finalinde öyle çıkacağız buradan. Bu muhteşem salonda, bu kadar yüksek enerjide, bugüne kadar hayatımda hiçbir hata yapmadım. Mehmet, hiçbir yanlış karar vermedim. İşte o aradığın kişi benim diyen kimse var mı? Çünkü varsa çıkışta görüşürüm. Yani çıkışta bekliyor olacağım. O beyefendi ya da hanımefendiye nasıl bir yanılsama içinde olduğunu anlatacağım. Çünkü hepimiz hayatta fazlasıyla hata yapıyoruz. Şimdi ben teknik bir adamım. Ben makine mühendisliği okudum. Makine mühendisliğinden sonra dedim, sosyal bilimleri çok seviyordum. Ben devam edeyim. Bu sefer sosyal bilimlere daldım. Orada devam ederken belki bilen vardır, bilmeyenler için söylüyorum. Bir fırsat geldi hayatımda, yapay zeka üzerine bir yüksek lisans yaptım. Döndüm, eğitimciliğe başladım, hocalığa başladım vesaire. Böyle akan bir hayatım var ama burada da oyuncu, yazar vesaire gibi bir şey yazıyor. Dolayısıyla içinizden büyük ihtimalle şu geçti: adam arıyor hala, kendini bulamamış. Kim bilir ne hatalar yapmıştır, işte onları anlatacağım. Şimdi başarı formülü üzerine kafa yorduysanız şöyle rahat bir çalışma yapmış olmanız lazım. Başarılı olmuş birini geriye sararak, yani acaba ne yaptı da bu adam bu noktaya geldi diyerek çeşitli parametreleri bir araya koyuyorsunuz. Çok net bir şekilde. Şimdi soruyorum, gerçekten bunları böyle koyduktan sonra bir daha aynı şekilde davranarak aynı başarıyı elde edebiliyor musunuz? Çok ciddi bir şekilde edememe riskiniz var. Olasılığınız çok düşük. Çünkü orada aslında hesaplayamadığınız bazı parametreler de var. Fakat işe bir de tersten bakıp, ya acaba bir sürü hatalar oluyor, bir sürü başarısızlıklar oluyor. Bunların bizim hayatımızda faydası var mıdır derseniz, işte orada mucizevi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Çünkü aslında hatalar bize çok ciddi bir şekilde yol gösterebiliyor. Yani ne yaparsak biz bu işi batırırız. Ne yaparsak mutlaka sonunda yani ulaşılan nokta bu. Gördünüz mü? Tamamen artmış. İki, üç, pardon, özgürleştirir kardeşim. Bunu dile getirmek dünya üzerindeki en büyük mutluluklardan biridir. Yaşarken acıtır, kabul ediyorum. Ama geçtikten sonra paylaşmak, hele hele aldığı dersi söylemek insanı son derece mutlu eder. Başarısızlık ve hataları öğrenme fırsatı olarak görülen kurumlarda, işte yanlış renk seçilirse böyle olur. Aslında inovasyonun, yeniliklerin arttığı yazıyor. Diyorum, inandırıcı olduğumu zannediyorum yani. Evet. Peki sevgili dostlar, sözümü tuttum. Çok 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 azıcık bir fark yarattım. Başarısızlık kötü hissettirir ama en iyi öğretmenlerden de biridir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çamımı almadan şuradan şuraya gitmem. Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Size de fidan takvimimizi Peryön Ege Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Esra Akoğlu takdim Sen edecek. buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Şu fotoğraf. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Mehmet Auf'u uğurladık. Haydi o zaman vakit kaybetmeden bir diğer konuşmacımızı çağıralım.